Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kumtum ila salati. Namaz kılmaya kalktığınızda, cemaatle namaz kılmaya kalktığınızda, evet, namaza başlamak istediğinizde, kamet getirildiğinde, kamet getirildiği zaman hayya alassale, haydin namaza diye söylenince süratle herkes imamın arkasından başlamak üzere, ki orada imamın abdesti bozulursa, bir kaza olursa, bir özür plan zuhur ederse, onun yerine imam olabilecek kapasitede bir iki kişi, üç kişi orada bir açıklık bırak. Kendine güveniyorsan sen gel. Onun dışında hemen sağına, soluna, sağına, soluna, simetrik bir şekilde, hep sağına değil, sağına, soluna, simetrik, dengeli bir şekilde ilk safı hemen doldurun. Evet, etimmü saffel mukaddem, peygamberimizin emridir sallallahu aleyhi ve sellemin. Öndeki safı tamamlayın diyor. Şimdi bunda çok kusur ediyoruz. Adam arkada bekliyor, önde dolsun da ben arkada duruverim diyor. Çok akılsız bir hareket. Çünkü en çok sevap ilk safa veriliyor. İlk safta durulanlara. Ondan sonra kalanından arkadakilere bölüştürülüyor. En son arkada safta kalana namazda en az veriliyor. Gene 27 derece veriliyor da hepsine. Cemaatle namaz kılıyorlar çünkü. Fakat bu 27 dereceden sonra bir de azca fazilet var. Onun için imama en yakın olan, İşte birinci saf, ikinci saf, üçüncü saf şeklinde bu faziletler dağıtılıyor. Onun için hemen birinci safı doldurun. Öyle doldur kardeşim filan diye imamın ikazına bakmadan. Çünkü aklın, kafan çalışıyorsa sevap için koşturacaksın. İp gibi. Şimdi ip gibi dedim, dümdüz yani. Nereden çıkardın bunu? Fadilu sufu fekün. Kâmet getirildiğinde hayya alâs-salâ deyin, çabucak birinci safı, safları dümdüz yapın. Evet, dümdüz. Sevvu, sevvu. Kâbe'ye gidenler Allah hepinize nasip etsin. Aynen. Hepimize. Sevvu sufûfeküm. O sufûfekümü söylemiyor. Sevvu, sevvu diyor sonra sonuna. Safları düz yapın, dümdüz yapın. Sufûfeküm. Ey burada bulunanlar, namaz kılmak için şuracıkta bulunanlar, safları dümdüz yapın. Tesbih etmek demek girinti çıkıntısını düzeltmek değil mi? Dümdüz yapın, dümdüz. İmam arkasındaki duran adamdan hizayı alacaksınız. Sağ baştakinden değil. Şimdi mesela biz burada namaz kılıyoruz. Önümüzde imamın tahtası var. Sizin gibi yaklaşırsak bu sığmıyor oraya. Bir kişinin arkada durması iyi değil. Burasını boş bırakmak hiç iyi değil. Onun için biraz geride duruyorum ben. Öteki adam kafayı hesap etmiş, ille oraya duracak. O halının şeysine, işaretli yerine, inadına öne yaklaşıyor. Kardeşim biraz geri dur ya. İmam arkasına duran adamdan hiza alacaksın. O nirengi taşı. Ona bakacaksın. Biz yanaşırsak kafamız buraya vuracak, imama vuracak. İmam takıracak cübbesi, bu düşecek. Düşmesi için diye böyle tutacağız. Ya bunlar yanlış şeyler. Huzurlu namaza engel olur. Onun için biraz geride duruyoruz ki takılmasın sarığımız filan diye. Ama inadına sağın, safın sağında sonunda, yani sadece buradaki olana demiyorum. Başka yerlerde de illa halının o işaretlerine uyacağım diye İlle ay gibi böyle kıvırıyor namazı, safı. Ama peygamber ne diyor? Fadilu sufufakun. Safı düz yapın diyor. Ay gibi olmasın. Yılan erisi gibi de olmasın. Dümdüz olsun. Dümdüz olsun. Ve süddu. Evet. El furaç. Veya başka hadiste halal. Boşlukları doldurunuz, kapatınız. Adam, şimdi tabii olmaz bu da, yazın. Sıcak oluyor, apışıyor, şişman biraz da. Tabii yanına adam gelir de kolunu değdirirse adamın sıcaklığı var, bir de hava sıcak. Onu istemiyor, serin olsun istiyor. Rüzgar gelsin, yanına gelme diyor böyle. Yapma böyle amca, yapma. Namazda terle biraz. Evet, bir kadreyi
Bir kadresi dürr-i yektadan eazdır ol yaş ki akar dide-i tenden. Vücudundan Allah için akan bir ter damlası dünyanın en kıymetli incisinden daha kıymetlidir. Evet, Allah için akıtıyor mu içeri? Azıcık namazda azıcık şöyle Efendimizin sözünü dinle. Süddü el kalel, boşlukları doldur. Cuma günleri hala bunlar, bu sözler tutulmuyor. Peygamberimizin sözü falan hocanın filan hocanın değil. Vadilu, düzgün yapın ve süddül furaç, boşlukları doldurun. Ön safta boş yerler var, kapının önünde millet bir üstüne oluyor. Şeytan emrediyor bunu. Oradan öne geçemesinler diye. Halbuki ön saflarda adam bağdaş kurmuş, apışmış. Toplan arkadaş. Burası senin baban malı mı? Herkesin müşterek camisi ve Allah'ın evi. Burada peygamberin sözü tutulur. Düz saf bağlanır ve açıklar kapatılır diyor peygamber. Kapatın, emir veriyor. Sen de kimse gelmesin diye apışmışsın, acağını uzatmışsın. Gideceksin tepesine oturacaksın. Evet, tepesine oturacaksın diyorum. Aslında ön saflar doluyken camide arkadan gelip de ben müftüyüm, ben profesörüm, ben memleketin en zenginiyim diye milletin omuzlarından yarayarak geçirmek zulümdür. Peygamber lanet okuyor. Ama ön saf boşsa, işte böyle tembel adamlar bağdaş kurmuş, geniş oturmuşlarsa, özellikle diyor ki peygamberimiz basın omuzlarına, doldurun safları diyor. Bunda bereket var çünkü bak görüyoruz, bereket var. Şeytanı kahretme var, Allah'ın rızası var. Ön safı dolduracaksın, böyle yılan derisi yapmayacaksın. Bunu bileceksin. Cuma günü farz kıl.